Son cumartesi saat 8'e kadar SGK açık kaldı, vezneler açık kaldı. Arkadaşlarımız, bakanımızın ve Sayın Akbaşoğlu'nun ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözüne inanarak, güvenerek borçlanmalar yaptı. Maalesef 1,5 milyon arkadaşımız açıkta kaldı, primini tamamlayamadı ve mağdur oldu. Bugün son günlerde yaklaşık 1,5 aydır çok yoğun bir şekilde aranıyoruz. Çok yoğun bir şekilde insanlar sızlanıyor. Çünkü primini tamamlayamadı, yaşı 50 oldu, iş bulamıyor, borçlandı. Yani şöyle bir açıklama, bir örnek vereyim size Murat Bey. Askerlik borçlanması yapmış arkadaşımız. Eşi de doğum borçlanması yapmış. İkisi de gününü 5000 ve 3600'e tamamlamış. Asgari ücret alıyorlar. 8000 ödemeli krediyi eşi çekmiş. 8000 krediyi hanımı çekmiş. Ve bu aldıkları maaşı krediye ödüyorlar. Emekli olup o alacakları para dayında geçimlerini sağlayacaklardı. Bugün ne oldu? Aldıkları maaş şu anda kredilerine gidiyor ve emekli olamadılar. Size soruyorum. Murat Bey, şimdi sıra ben de size sorayım. Bir bakan diz sürçmesi olabilir, hata yapabilir, değil mi? Ama bu bakanımız kaç sefer hata yaptı? Size soruyorum. Yok, bu hata değil. Ya biz şimdi şöyle söyleyeyim. 11 Kasım'dı sanırım. 11 Kasım'dan 2022. 11 Kasım'dan önce primi konuşuyorduk yayınlarda. Bize soruyorlardı. Diyorlardı ki borçlanalım mı? Şimdi biz de diyorduk ki ya böyle bir açıklama yok primle alakalı. Zaten yaş da hala kalkmamış. Bir şey olmadığı için bir şey söylemiyorduk işin doğrusu. Ama sonrasında bakanın komisyonda 5000 prim günüyle ilgili yapmış olduğu açıklama, akabinde birkaç kere daha bu açıklamaları yapması, hani burada şey deniliyor ya, işte SGK uzmanları bizi yönlendirdi falan, dernekler yönlendirdi falan deniliyor da, ya vatandaşların büyük bir bölümü bakanın açıklamasına bakıp da gidip borçlandı 5000 prim gününe bakarak. Ya böyle bir diz sürçmesi olmaz bir kere yani. Bakan yalan mı söyledi Murat Bey? Yani yalan söyledi gibi bir ifade kullanamam ama bence meclis ayağında neden, bu iş neden üç değişti. Neden 3 sefer hata yapan insan hatasını, danışmanlara hatasını söylemez mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Bakanı. İşte bir sonra hata yaptın, iki hata yaptın, üçüncü hata yaptın. Bu hata değil maalesef. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Bakanı vatandaşına yalan söylemez. Yalan söylediyse, yanlış yaptıysa ya istifa eder ya da gereğini yapar. Verdiği sözü yerine getirir. 1,5 milyon insan burada mağdur oldu. En azından bir bununla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyor vatandaşlar ama yapmıyor. Bunun sonrasında sanırım AK Parti MYK üyesi bir SGK uzmanı Resul Kurt bu açıklamalarıyla ilgili bakanın ya işte orada onu kastetmedi, öyle değil, öyle anlaşılmış gibi bir açıklamalar yapmıştı ama. Senin de var 5000 prim günü diye ATV'de programları var. Evet, yani bu net olarak bakıldığında bunu, yani bakanın burada bununla ilgili açıklama yapması gerekiyor. Sonuç olarak vatandaşlar koşa koşa Murat gittiler SGK'ya. Murat Bey, açıklama yapması ama gerekmiyor. Ya özür dileyecek vatandaşından ya da istifa edecek. Ben burada sizin ekranınızdan Çalışma Bakanımızın istifaya davet ediyorum. 1,5 milyon insanı mağdur etti. Evet, yani bu konuda seçilmiş bir bakanımız değil, atanmış bir bakanımız orada. Yanlış anlamayın. Atanmış bir bakan, vatandaşının cebinden aldığı vergilerle aylığını alan bir bizim işveren biziz, patron biziz. O bizim elemanımız. Ne kadar Çalışma Bakanımız olursa olsun bizim vergilerimizin hayatını sürdürüyor. Aylığını biz veriyoruz. Atanmış çünkü. Vatandaşına yalan söyleyemez. Ve dernekler yanılttıysa da dernek başkanları bunun karşılığına çıkıp naralar atacağına özür dilemeli insanlardan. Yalan söylememeliler. Bu toplum yıllardır ezildi, yıllardır eziliyor. Neden eziliyor biliyor musunuz? 2008 yılında çıkan aylık bağlanma oranlarıyla bugün en düşük aylık 5500 lira. 2008'deki aylık bağlanma oranları olmasaydı bugün en düşük aylık 11.900 lira olacaktı. Ben 5500 lira alıyorum. Her ay devletime 6400 lira bağış yapıyorum. Niye bağış yapıyorum 6400 lira? 5500 lirayla geçinebiliyor muyum? AK Parti bana destek mi vermiş? AK Parti ne zaman bir reform yaptıysa mağdur etti bizi. Bugün yine
stajı mağdur etti. Bugün yine 5000'i mağdur etti. Bugün yine 3600'ü mağdur etti. Yani bir kanun çıkıyorsa bütün hak sahiplerine eşdeğer olarak çıkmalı. Bir kısma verip EYT'yi bölmek amaçsa başardılar. Şu anda sizce EYT bölündü. Sizce neden böyle oldu? Çünkü bu 5000-5975 ile ilgili şöyle bir açıklaması vardı Akbaşoğlu'nun. Dedi ki biz sadece yaşı kaldırdık. Yaş burada problemdi. Mevcut düzende zaten 5000 ile 5975 prim günü vardı. Biz bunu değiştirmedik gibi bir ifadesi var Akbaşoğlu'nun. 5975 gün kademeli emeklilik Murat Bey ne zaman geldi? İşte onu da kabul etmiyor. Kademeli ifadesini de kabul etmiyor. Hayır, kademeli ne zaman geldi? 2002 yılında Fazilet Partisi'nin kazandığı davadan sonra geldi. İşte yani diyor Akbaşoğlu, ki zaten böyleydi demeye getiriyor yani. Büyük Millet Meclisi'nde Akbaşoğlu bir ekrana şeyle çıktı, görselle çıktı. Bu görselin 2002 yılında tanımlandığını bilmiyor mu? Kanunen çıktığını bilmiyor mu? Yani Akbaşoğlu 8 sefer çıktı. 5000 prim gününden emekli olacaksınız. 99'den önceki haklarınızdan emekli, statü neyse buna göre emekli olacaksınız derken Akbaşoğlu da yalan söyledi. Yani yalanlar üzerinde siyaset mi yapılır? Halkına yalan söyleyerek, insanları boşlandırarak nereye gelinebilir? Bunun karşılığı peki, 50 gün sonra 14 Mayıs'ta bu mağdur olan arkadaşlarımız gereğini yapacaktır. Peki niye sizce diyelim ki bakan 5000 prim günü yapacaktı. Bununla ilgili de ifadeleri var. Sonra buna çevrildi. Ya da başından beri böyleydi. Siz nasıl görüyorsunuz bu süreci? AK Parti grubu Sayın Vedat Bilgin'e kumpas kurdu. Vedat Bilgin 5000 prim güne göre o gönderdi gruba. Grupta AK Parti grubu da yaş şartıyla geldi. Neden peki? Yani bakan bunu böyle bir sıkıntının olacağını bilmiyor mu? Bir sürü açıklaması var. Bana göre AK Parti çok kişinin emekli olmasını istemeyen bir yapıyla hareket etmek istedi. Ellerinden geldiği kadar düşük emekli sayısını yakalamak istediler. Çünkü ben daha önceki açıklamalarımda da hep söylüyordum. AK Parti'nin bir potansiyel aklında EYT'den gelecek oy oranı var. Oy oranı yakalamak için bugün seçime gittiğimiz için yaş şartını kaldırıp seçime giderken sadece yaş şartından gelecek oylara talip oldu. Ama onun arkasında şunu da söyleyeyim size. Prime takılan insanların çok daha fazla olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yarısı. Yarısı. Yani bu ne demektir? Mağduriyeti bitirmediler. Mağduriyetin üstüne mağduriyet katıp bu insanları daha çok mağdur ettiler. Ve bunun sürecinde de bugün 2000'e takılan 99 sonrası arkadaşlarımız da mücadeleye başladı. Neden? 17 yıl, 20 yıl sonra emekli olacaklar. Yani bunlar bir reform yapılırken bütün halkımızı ve çocuklarımızı düşünerek reform yapılması gerekirken bu reform maalesef ölü doğdu. Yani bu ölü doğan reform da yarın öbür gün yine büyük mitinglere, yarın yine büyük hak aramalarına çıkacaktır. Bu da EYT Federasyonu'nun buraya kadar getirdiği, misyonunu buraya kadar getirip bundan sonraki süreçte de gençlerimiz, çocuklarımızla birleşerek bu misyonumuzu iktidara da muhalefete de devam ettireceğiz biz. Yani bizim misyonumuz bitmeyecek. Bizim misyonumuz SGK mağdurlarının sorunları bitene kadar biz sorunlarımızı her yerde taşıyacağız. Muhalefet de gelse, iktidar da gelse biz olduğumuz yerde devam edeceğiz. Yani biz EYT'nin tarafındayız. Biz siyasetin tarafında değiliz. Bizim derdimiz geçim. Bizim derdimiz